Bazılarına göre Kabe-i Şerif dünyanın ve yer çekiminin merkezinde yer almaktadır. Fakat bu iddiaların ne dini ne de bilimsel bir altyapısı yoktur. Müslümanların büyük bir çoğunluğu bu tür iddialara Kabe'ye olan sevgi ve saygılarından dolayı inanıyorlar. Hatta bazıları uçakların ve kuşların Kabe üzerinden uçamadığına inanıyor. Bu durumu konu alan bir araştırma yürüten Müslüman bir heyet, ikna edici deliller bulmaktan oldukça uzakta kalmıştır. Örneğin Kabe'nin üzerinden göğe doğru uzanan bir hava boşluğu olduğu yönündeki iddialara temel teşkil edecek bir veri bulunamamıştır. Tüm bunlara rağmen gözlemlerimiz ve diğer pek çok Müslümanın gözlemlerine dayanarak kuşların Kabe üzerinde duramadığını söyleyebiliriz. Ancak kuşlar Kabe'nin üzerinde uçar, Kabe'ye konar, hatta pisler. Kabe üzerinden kuşların uçmasının Kabe'nin etrafındaki manevi nur nedeniyle mümkün olamadığını, kuşların uçuşunun ancak ve ancak Allah'ın izni doğrultusunda gerçekleşebileceğini iddia eden mantık, iddiasını Kabe'yi hac ya da umre için ziyaret eden hacıların ve umrecilerin söylemlerine dayandırıyor. Ancak Müslümanların kıblesi olan Kabe'nin üzerinde kuşların uçamadığı iddiası asılsızdır. İddiaya göre Kabe'nin üzerinden uçaklar uçamıyor. Çünkü eğer uçaklar Kabe üzerinden uçarlarsa, Kabe'nin üzerindeki özel manyetik alan nedeniyle düşeceklerdir. Kabe üzerinde böyle bir manyetik alanın varlığına dair bir bulgu yoktur. Hakikat yerine hurafelere sarılmış İslami hassasiyete sahip internet siteleri ve profilleri dışında bu tip beyhude iddiaları destekleyen kimse bulunmamaktadır. Ayrıca Kabe üzerinde uçarken bu alan nedeniyle düşen bir uçağa dair bilgi yoktur. Hac döneminde ve Ramazan ayında Kabe'nin çevresinde güvenlik amaçlı helikopterlerin uçuş yaptığı bilinmektedir. Kabe üzerinde ya da etrafında iddia edildiği gibi bir manyetik alanın bulunuyor olması halinde ne drone ne de helikopterlerin uçuş yapamıyor olması gerekirdi. Kabe üzerinden uçakların uçamıyor olmasının aslında basit bir sebebi olabilir. Suudi Arabistanlı yetkililerin Mekke şehrini uçuşa yasak bölge ilan etmiş olması. Dünyanın farklı yerlerinden insanların kendisine yönelip namaz kıldığı Kabe, İslam dininin kıblesidir. Kabe, Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail tarafından Allah'tan gelen bir buyruk doğrultusunda inşa edilmiştir. Yanı sıra Kabe'ye ev sahipliği yapan Mekke şehri, İslam aleminin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in indiği yerdir. Kabe, Hazreti İsmail ve annesi Hacer'e Allah'ın bahşedip sonsuzluklarını giderdiği, bereketiyle Mekke'nin çorak topraklarında insanların iskan etmelerini sağlayan Zemzem kuyusuna yakın bir mevkidedir. Kabe'nin Müslümanlar için önemi göz önünde bulundurularak tehlikelerden korunması için çeşitli güvenlik önlemleri alınmıştır. Müslümanlar haremde Kabe'nin karşısında ibadet ederken huşu ve taatin doruklarında olurlar. Bu sebeple namaz kılan ve diğer ibadetleriyle meşgul olan insanları rahatsız edecek her türlü şeye karşı önlemler alınmaktadır. Alınan bu önlemlerden birisi de Kabe'nin kutsallığı ve bir saygı ifadesi olarak üzerinden uçakların geçmesine izin verilmemesidir. Umrecilerin ve hacıların ibadetleri esnasında huşu ve dikkatlerinin dağılmasını önleyen bu uygulama, harem ve çevresinde havayolu trafiği olmamasını sağlamıştır. Böylece insanlar kendilerini tam olarak ibadete verebiliyorlar.